Doğru Taktik'ten herkese merhaba değerli izleyenler. Bu programda Oğuz Çetin'le beraber hem geride bıraktığımız hafta sonunda Süper Lig'deki karşılaşmaları hem de futbola dair detayları sizlerle paylaşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Erkut. İlk olarak Süper Lig'de başlayalım. Evet. Süper Lig'de 15. hafta itibarıyla şampiyonluk yarışındaki 4 takımdan ikisi puan kaybetti. Başakşehir Sivasspor karşısında mağlup oldu. Beşiktaş da Kayserispor'u yenemedi ki sarı kırmızılı takım uzun süre 10 kişi mücadele etmişti ve Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nden sonraki karşılaşmalarında bir sancı hissediliyor. Şöyle son haftalardaki grafiğe baktığımızda evet şaşalı bir Galatasaray derbisi galibiyeti var ama son 4 maçta da 3 beraberlik, 1 galibiyetlik bir performans ki siz de geçtiğimiz programda dile getirmiştiniz. Son 10 maçlık periyoda baktığımızda da Beşiktaş'ın ligde sadece 3 kez galip gelebildiğini gördük. Geçen sezonki puan kayıplarına baktığımızda 24 puan kaybetmiş Beşiktaş. Bu sezon şu anda 18 puan kaybı söz konusu. Bu anlamda da artık marjı çok çok azalmış bir takımdan bahsediyoruz. Evet, yani bu puan kayıplarını direkt olarak nereye bağlamak lazım? Onu doğru düşünerek telaffuz etmek gerekiyor. Beşiktaş'ın bir kere Şenol Hoca, Şenol Hoca'nın futbol felsefesi ve oyun anlayışı. Bu konuda bir sıkıntı yok. Beşiktaş bu oyun anlayışını oturtmuş, oyunculara da bunu benimsetmiş. Yani 2,5 senedir Şenol Hoca bunu yerleştirdi. Bunu her bir oyuncu çok iyi biliyor. Şimdi oyun anlayışı oturmuş. Kadro derinliğine bakınca yani az buz oyuncular da yok. Oynayanlar ve oynamayanlara toplamda baktığımızda kadro derinliği de olan etkili oyuncular var. Şampiyonlar Ligi'nde bu derece yüksek konsantrasyonla oynayıp hepimizi mutlu eden, Türk futbolunu mutlu eden bir performans ortadayken Süper Lig'de çok ciddi puan kayıpları var. Nereye bağlayacağız bunu? Yani bunu direkt bireysel oyunculara bağlayacağız. Oyuncuların mental olarak, fiziksel olarak, taktiksel olarak demiyorum çünkü oyun felsefesi oturmuş bir takımdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bireysel oyunculara girersek, hele Kayseri maçından da yola çıkarsak, sıradan gidelim. Gökhan, yok, vasat. Pepe, Tosic, tamam o mücadeleyi veriyorlar. Adriano hiçbir şekilde hücuma katkı sağlayamadı, vasat. Atiba tamam görev adamı ama ekstra bir şey yapamadı. Tolgay hele son haftaların en bizim beğendiğimiz oyuncusu. Tek eksiği işte üçüncü bölgelere fazla gelmiyor ama oyun organizasyonunda üstün olan bir Tolgay sahada yok. Oğuzhan vasat. Quaresma'ya gelirsek yani tamam bireysel bir mücadeleyle top önünde kaldı. Çok güzel Oğuzhan'a verdi ve gol olması gerekiyordu. Onun dışında rakibin 10 kişi kaldığı o kadar uzun süre içerisinde kim ortaya çıkacak? Quaresma çıkacak, Babel çıkacak, Cenk çıkacak, Oğuzhan çıkacak. Yani Quaresma da yok. Babel Kayseri maçına özel yine yapmaya çalıştı. Sahanın içindeydi, oyundaydı, mücadele etti. En azından şut denedi. Şut denedi ama vardı. Cenk İlk defa bu kadar oyundan düşmüş, konsantrasyonu bu derece düşük bir Cenk seyrettik. Şimdi bir takımda ilk 11'inde bu kadar fazla oyuncu konsantrasyon kaybıyla oynadığında neticenin bu olması doğal. Sonradan giren oyunculara da baktığımızda genel itibariyle Beşiktaş'ta çok çok da etkili değiller. Ha, o maça özel Lens niye oyuna girmedi? Girseydi ne yapardı? Negredo'nun oyuna giriş dakikası veya Negredo'nun son 80. dakikada girmesi. Şenol Hoca ile ilgili eleştiri getirmek çok zor. Çünkü hep doğrularla ilerliyor. Yani tüm konsantrasyonu sahada, oyuncularda öyle bir teknik adam, muhteşem bir adam. Ama bu maçı özel olarak 80. dakikada oyuna kim girdi? Negredo mu girmiş? Evet. O girdikten sonra üçlü savunmaya döner gibi oldu. Tosic'i sol açıkta gördük. Zaman zaman Adriano'yu başka yerlerde gördük. Yani bir kaos vardı. Bu Beşiktaş'a yakışmadı. Onun dışında söylenecek hiçbir şey yok. Tamamen oyuncuların bireysel tutum davranışıyla ilgili. Oyuncuların buna hakkı yok. Yani Beşiktaş bugün 27 puan, 28 mi yaptı?
Yani bu puanlarda olacak bir takım değil. Onun tek sorumlusu oyuncuların maçlardaki konsantrasyon kayıpları. Hocam şimdi burada tabii programımızın adı itibariyle biraz taktiksel olarak bu karşılaşmaları ele almaya çalışalım tabii. İstiyorum ben bir yandan da. Şimdi hep Şampiyonlar Ligi ile lig arasındaki farkı konuşmaya çalıştık ama burada mesela ben soruları sorarken şöyle de bir cümle kullanıyorum. Yani rakiplerin de burada kim olduğu da çok önemli. Yani kesinlikle. Siz ne kadar alan bulabiliyorsunuz? Örnek verelim. Akhisar maçında Beşiktaş ayağına kadar geldi aslında galibiyet fırsatı. Penaltı kaçırıyorsunuz. Pozisyon değerlendiremiyorsunuz. İyi bir kaleci performansı. Mesela yeni Malatya deplasmanında o pozisyonları çok göremedik. Ama Kayseri deplasmanında Oğuzhan'ın kaçırdığı, Cenk'in iki yarıda kaçırdığı goller aslında yine Beşiktaş'ın ayağına gelmişti burada galibiyet fırsatı. Böyle de değerlendiriliyor. Beşiktaş'ın evet puan kaybetti ama galip de gelebilirdi cümlesini kurabiliyoruz. Bu sezon puan kaybettiği karşılaşmalara bakıldığında. Kesinlikle. Bakıldı. Gençler Birliği deplasmanına dahil buna. Yok kesinlikle öyle. Yani şunu unutmayalım. Kayseri'yi ele alırsak Kayseri içeride 7 maç yapmış, 4'ünü kazanıp 3'ünü de berabere kalmış. Yenilgisi yok. Bu 7 maçın her birinde öne geçen taraf olmuş hep. Aynı Beşiktaş maçında olduğu gibi. Ama Beşiktaş maçında ilk 2 pozisyona giren, %100 pozisyona giren yani biri Cenk, biri Oğuzhan %100 gol pozisyonu öne geçse farklı bir maçı konuşacağız. Şimdi bu kadar rakibine bu derece büyük saygı duyan bir takım. Yani biraz aşırı motivasyonla bu saygı biraz abartılı olmuş. Saygının ötesine geçmiş bu. Kayseri Spor cephesinden bahsediyorsunuz. Cephesinden. Maçın daha birinci dakikasından itibaren ikili mücadelelerde kasıtlı davranışlar var. Yani oyuncuya girerken de bir sertlik var. Girilen pozisyonlarda yerde yatma, abartma, hakemden kart alabilme, oyunu soğutma adına yapılanlar, vakit geçirmeler. Yani profesyonellik adına zaten hocası da o tarz bir hoca gördük, yaşadıkça da görüyoruz. Beşiktaş'a sorun yaratmak için sahaya çıkmış bir takım var. Bunu konuşurken Kayserispor'un mücadele gücüne, inancına, bu maçı kaybetmeme adına koşmasına bir şey söylemiyorum. O konuda sıkıntı yok. Ama Beşiktaş'a özel bir durum var burada. Yıldırmak, öfkelendirmek, oyundan düşürme adına yapılanlar var. Ama ona rağmen Beşiktaş senin de dediğin gibi o kaybettiği puanların her birinde aslında maçı kurtarabilecek pozisyonları var. Burada kötü olan maçın başında o pozisyonları değerlendiremeyip rakip 10 kişi kaldıktan sonra ilk defa Beşiktaş'ı taktiksel olarak doğru oynamadığını gördük. Bunda tabii yine bireysel oyuncu, sahadaki bireysel oyuncuların performansıyla ilgili Gökhan'ın etkisizliği, Adriano'nun işte ikisinin kanadı kullanamamız. Biz burada mesela şöyle bir eleştiri de yaptık. Beşiktaş geçen sezonun ikinci yarısıyla beraber bu sezonun da şu ana kadarki periyodunda tek atak kombinasyonu üzerine durmuştu. Abdullah Avcı da bunu söylemişti. Kenar ortalarından bahsetmişti. Ve içerideki Porto maçı, sonrasındaki Galatasaray derbisi ve Kayserispor maçında şunu gördük. Babel ve Quaresma kanattan biraz kurtulup içeri doğru yani orta alandaki işte Talişka'ya ya da oynuyorsa Oğuzhan'a ya da Tolga'ya yakın oynayıp orada kanat beklerinin o koridoru kullanmasını görmüştük. Bunu Galatasaray maçında Adriano tam yaptı. Gökhan Gönül özellikle ikinci yarı yapabildi. Bunu görmüştük. Porto maçı iki kanat beki de çok iyiydi. Ama bu maçta iki kanat bekinin de performansının düşüktüğü buradaki Beşiktaş çaresini puana dönüştüremedi. Bilmiyorum katılır mısınız? Çok doğru. Bunu şöyle bir örnekle tamamlayalım. Fenerbahçe son oynadığı maç kimle oynamıştı? Bursa'dan önceki maçı. O maçta Giuliano öne çıktı. Kasımpaşa maçı. Bütün maç boyunca kanatta olan varyasyonların hepsinde sağ bek Şener'le Dirar'a üçgeni oluşturan, onlara o desteği verip sıfıra inmeyi sağlayan, etkin ortaların gelmesini sağlayan Giuliano'ydu. O üçgeni orada kurdu. Diğer tarafta İsmail, Atıf, Giuliano. Bu kanatların kullanımında her şeyi oyuncuya yükleyemezsin. Şimdi Kayseri maçında
Oğuzhan, Quaresma, Gökhan üçgenleri göremedik. Bu sefer Gökhan Quaresma ikilisine baktığın zaman Gökhan'dan destek gelmedi. Tek beklenti neydi? Ki Beşiktaş'ta şöyle bir alışkanlık oluştu. Ya bu maçı nasıl olsa alırız. Havası da var. Toplar Quaresma'nın ayağına gidiyor. Daha ceza sahasının biraz daha gerisinde. O birebir oynayarak bir çare, bir çözüm ulaştırmaya çalışıyor. Olmadığı zaman kilitleniyor. Bu ortalarla ilgili bilgiler vereceğim sanırım. Değil mi? Sayısal anlamında da vereceğim. O çok önemli. Yayına girmeden önce bakmıştım. Mesela Beşiktaş'ın örnek verecek olursak iyi oynadı ama kazanamadı diyebiliriz. Neticede sonuca gidemedi. Akhisar maçından bahsediyoruz. 46 ortası var. Bunun da 9'u isabetli gibi. Bir de dedim ki acaba iyi oynadığı ve kazandığı maçlara bakalım. Mesela Şampiyonlar Ligi'ndeki maçlarına baktım. Porto Beşiktaş maçı 12 orta 3 isabet. Beşiktaş Leipzig maçı kazandı. 12 orta 2 isabet. Monaco Beşiktaş maçı 14 orta 3 isabet. Mesela ligdeki Göztepe maçı benim nazarımda Beşiktaş'ın iyi oynayıp kazandığı maçlardan biri. Sadece 8 orta yapmış. 4 isabet sağlamış. Yani daha yerden oynamış bir Beşiktaş. Ve Galatasaray derbisi 29 orta 9 isabetle biraz orada sonuca gidebilmiş. Ve özellikle maçın ikinci yarısında topu yere indirmiş bir Beşiktaş var. Aslında orta sayısı arttıkça ki bu bana kalırsa çare üretmeye yönelik kolay bir yol Beşiktaş açısından. Burada ters bir orantı var. Orta sayısı arttıkça alınan puan sayısı düşüyor. Bu çalışma çok güzel. Her şeyi de aslında açıklıyor. Beşiktaş'ın etkin olduğu maçlarda, özellikle Şampiyonlar Ligi maçı veya Türkiye'de Süper Lig'de oynadığı ve etkin olduğu maçlarda, galibiyete gittiği maçlarda orta sayısı az gibi görünse de etkin bir şekilde kanattan sıfıra doğru indiği noktalardan kaleciyle savunma arasına etkin orta paslar geliyor. Hatırlayalım işte Talisca'nın gollerini, Porto deplasmanı, Cenk'in gollerini, Leipzig maçı tabii. Ve Monaco deplasmanı. Birebir 3 golle aynı. Alanla ilgili. Şimdi oyun orada değil, oyun orta sahada oynuyorsun, hızlı ucun geliştiriyorsun, kanada doğru iniyorsun, kaleciyle savunma arasına etkin pasları, ortaları yapıyorsun ve netice alıyorsun. Başarısız olduğu maçlarda her ne kadar sayı bu kadar çok olsa da bu yani çok ciddi bir gösterge. 40'ın üzerinde orta var ve etkinlik yok. Çünkü bu ortaların hepsi nereden geliyor? Ceza sahasının dış bölgesinden geliyor. Artık yani çaresizlikten geliyor. Şundan bahsediyorsunuz. Mesela bu Porto maçı değil mi arkadaşlar? Evet bakalım. İşte Talisca burada pası veriyor. Nereden geldiğini de görelim ama. Evet. Bak nasıl geldiklerini görelim. Burada. Bakın nasıl hızlı hücuma çıkıyor. Alanlar var, geniş alanlar var. Ki burada var. Da Talisca'nın bireysel bir becerisi de var. Kesinlikle. Topu ilk aldığı noktayı hatırlayalım Talisca'nın. Tabii. Burada Quaresma zaten pres altında değil. Rakip geniş alanda yakalanmış. Topu kime oynuyor? Quaresma'ya oynuyor. Quaresma topu bakalım alıp nereden kesecek? Evet. Bulunduğu, şurada durabilir miyiz? Burada duralım. İşte buradan yapılan ortaların etkinliği çok daha fazla. Yani rakip hata yapabilir, pozisyon hatası yapabilir, kaleciyle defans arasında olur. Rakibin önüne koşu yaparsın sadece dokunmak kalır. İşte bak çok hocam, etkin bölge. Hocam ceza sahasında 3 oyuncunuz var. Tabii ve çoğalmışız. Porto savunması da kalabalık değil. Yani Porto savunması burada Akhisar savunması gibi 7 kişiyle ceza sahası içinde değil. Burada evet. Maksimum 4 tane kaç tane Portolu var? 4 tane Portolu var. 5 tane. Yani siz 3'e 5 yakalamışsınız. Buradaki kafa vurma oranınız %50. Yani her oyuncunun yanında 2 tane Portolu oyuncu var. Ya savunma vuracak ya işte Cenk veya Talisca vuracak. Şu da var. Mesela bu güzel bir pozisyon. Hızlı ucunda yakalanmış rakip. Sayıca çok fazla değiller. Ama ortanın yapıldığı yer çok etkin yer olduğu için ve etkili bir orta olduğu için sayı olarak fazla da olsalar bu şekilde gol atma şansın yükseliyor. Alan çünkü çok önemli. Bir diğer gole de bakalım. Mesela Monaco'ya da deplasmanda buna benzer bir gol attı. Yine burada Talisca'nın bireysel evet. becerisi var. Topu alıp rakip gitmesi. Hücuma çıkarken top kaybediyor. Evet. Yine geniş alanda yakalanıyorlar. Ortanın yapıldığı yer. Yine 3 oyuncu. Ve gol koşusu. 3 tane gol koşusu yapan oyuncu var. Burada mükemmel orta yapılıyor. Timing müthiş. Topla buluşma ve gol.
aslında Süper Lig'de Şampiyonlar Ligi arasındaki fark anlatmaya çalıştığımız bu. Bir tarafta Beşiktaş'ın rakibinin en az 7 oyuncusu ceza sahası içinde, burada siz alan bulabiliyorsunuz ve burada orta kafalar işte işe yarayabiliyor. Bu çok önemli ama şunu da atlamayalım. Yapılan o 40 ortanın en az 25-30 tanesi ceza sahasının daha dış etkisiz bölgesinden o alana doğru yapılmış ortalar. Dolayısıyla onun gole çevrilme mümkün değil, çok zor. Hani bu 40 ortanın 40'ı da şu noktadan yapılmış olsa ve gol gelmese, o zaman şeyden de bahsedebiliriz. Kayserispor'un gerçekten doğru, iyi savunma yaptığından da bahsedebiliriz. Burada çaresizlikten Gökhan, Kuvarezma, Oğuzhan, Talisca gibi oyuncuların o üçgenleri kurup sıfıra inemedikleri için, etkin bölgeye inemedikleri için, artık rakip de pozisyon aldığı için oyunu yürütemiyorlar. Çaresizlikten ortalar yapılıyor. İşte bunu engellemek lazım. Yani hocanın en çok eleştirdiği nokta da bence hafta içinde bu olacaktır. Ki basın toplantısında söyledi zaten. Evet. Orta kalitemiz iyi değildi. İsabetli orta yapamadık. Şut denememiz lazımdı. Babel bunu deneyebildi. Ama etkili ceza sahası değildi. Çevresindeki pas kalitemiz de iyi değildi. Değil. Dedi teknik direktör Şenol Güneş. Bunda... Az önce mesela Leipzig maçında da yine hocam Talisca'dan Kuvarecim'e giden bir top var. Aslında şunu da konuşabiliriz. Tartışmamız lazım. Sanki hani Talisca da 4 gol attı. Cenk'in hep Şampiyonlar Ligi performansından bahsediyoruz. Hatta o krediyle ligde iyi performans ortaya koyamasa bile bazı karşılaşmalarda 11'de kendisine yer bulduğundan bahsedebiliriz. Ama aslında Talisca'nın da 4 golü var ve tabii, bu gollerin hepsinde de kilit pası atan oyuncu. Tabii zaten. Demek ki Talisca geniş alanda daha etkili. Sizin Akhisar ya da işte Yeni Malatya gibi kapanan takımlara karşı belki Talisca size çözüm olamayabilir. En azından forvet arkasında. Yani bu maçta zaten şunu gördük. Maçın psikolojisi de oraya götürdü işi. İki forvet, Talisca orada, herkes orada. Hani oynamaktan ziyade bir an önce gol noktasında çoğalalım, gelen topa hücum edelim. En büyük hata buydu. Aslında Talisca normalde sahada Kuvarezma varsa Kuvarezma ile oynayabilmeli. Sabırla oynayabilmeli. Beşiktaş'ın en büyük özelliği aslında sabırla pas oyununu uygulamasında. Kayserispor istediği kadar savunma yapsın. Sabırla oynasalar hataya zorlayabilirler. Fazla o sabrı gösteremedikleri için ve gol noktasına gidelim orada bulunalım düşüncesiyle pastan ziyade bir an önce top kanada gidiyor. Daha uygun noktada olmadan top ceza sahasının üstüne kaldırılıyor, kalabalığın üstüne. Sorun oradaydı. Talisca gibi oyuncular en büyük özelliği orta sahada hızlı hücumda topu veriyor, gol noktasına koşuyor, yapıyor ve gol atıyor. Mükemmel o. Ama kapanan rakibe karşı da senin artık oyunun içinde olman lazım. Kuvarezma ile, Babel ile, Oğuzhan ile ya da kimse. Hep toptan uzak noktada gol noktasına gitme. Başkaları da gitsin. Sen gel bir oyunu çöz önce. Talisca'da eksik olan hani kendini geliştireceği yön. Çünkü gelişecek bir oyuncu. Müthiş bir oyuncu. Oyunu birkaç yönünü doğru oynamayı öğrenmesi lazım. Bunu mükemmel yapıyorsun. Ama rakip kapadıysa, orada 8 kişi varsa önce çözmek gerekir. Senin gidip Cenk'in yanında hapsolmaya gerek yok. Çünkü o top oraya etkili gelmeyecek. Kim yardım edecek? İşte Giuliano yapıyor bunu. Bir de hocam akıllı orta ya da bunun adı aslında orta değil, asist. Buradaki golde de ceza sahası içinde 5 Beşiktaşlı oyuncu var. Son Leipzig karşılaşması. Orkan'ın buradaki pası tam adrese, yani ezbere bir orta değil. Talisca'ya pas. Bu da dolayısıyla asist. Ama oluyor. Demin söylediğim buydu işte. Kayserispor bu şekilde savunma da yapıyor olabilir. Hı-hı. İşte 8 oyuncuyla Leipzig savunma yapıyor. Ama top hangi bölgeden geliyor Talisca'ya? Ceza sahasının dış bölgesinden bir orta gelmiyor. Burada kanatta bir iki varyasyon var ve bu artık orta değil zaten. Orkan göre atıyor, pas olarak atıyor. Orada şeyse sıfıra inmedikçe yapılan ortaların etkisi yoktur. Rakip isterse 10 kişi olsun orada. Sen sıfıra iniyorsan, etkin bölgeye geliyorsan ve koşular varsa etkilisin demek. Bu çok güzel örnek ona. Evet. Beşiktaş Bayern Münih ile eşleşti son 16 turunda. Tabii ki gelebilecek en güçlü rakibin geldiği düşüncesindeyiz biz. Evet. İlk karşılaşma deplasmanda oynanacak 20 Şubat'ta. Geçen sezon hatırlayalım, Arsenal
bu turda Bayern Münih ile karşı karşıya gelmişti. Toplamda Bayern Münih Arsenal'e 10 gol kaydetti. Herkes göreve geldikten sonra yükselişe geçen bir Bayern Münih var ama şunu da dile getirmekte fayda görüyorum ben. Mesela Şampiyonlar Ligi'nde bir Anderlecht deplasmanları var. Çok kritikti. Paris maçı öncesinde mutlaka kazanmaları 2-1 lazımdı. 2-1 kazandıklar maçı. 2-1 kazandılar ve çok zor kazandılar. Anderlecht 4-5 önemli pozisyondan faydalanamadı. Bayern Münih aslında sizin bahsettiğiniz tarzda gelen, ceza sahası içinde kalabalık olup hep asiste atılan gollerden bahsedelim. Mesela son Paris Saint Germain maçında Bayern Münih'in attığı gollere libero yardımıyla bir göz atalım. İşte bakın burada yerleşmiş bir Paris Saint Germain savunması olsa dahi direkt olarak ceza sahasına hareketlenen Bayern Münih'li oyuncular ve içeride 2, 4, 5 tane Bayern'li oyuncu var. Evet. Şimdi öncelikle şunu söylememiz lazım. Beşiktaş'ın oyun kalitesi, oyuncu kalitesi, hocanın oyun felsefesi nedir? Gayet olumlu. Yani Bayern'le Beşiktaş'ı kıyasladığımızda arada öyle oyunsal anlamda ne fark var? Aslında tempo farkı var. Dinamiklik farkı var. Şimdi oyuncular Alman oyuncuları, özellikle Bayern'in oyuncuları bir kere mental olarak ve daha da önemlisi fiziksel olarak çok üst düzeyler. Maçın birinci dakikasından son saniyesine kadar oyunun içinde olan, devamlılığı olan oyuncular. Bu oyuncuların her biri topla becerileri yüksek, dikine oynamayı seven, dikine dribling yapan ve topla veya topsuz koşuları birlikte çok iyi uygulayan bir takım. Onun için çok çabuk geliyorlar. Ha, Beşiktaş da buna benzer ama Beşiktaş'ın işte fiziksel özelliklerine baktığımızda, bu takımla kıyasladığımızda daha aşağıda kalıyoruz. Bizim sorunumuz orada olacak. Karşımızdaki rakip fiziksel olarak oyunun bütününde bizden hep bir adım önde bir takım. Çabukluklarıyla, istek, arzu, coşkularıyla, yüksek konsantrasyonla oynamalarıyla ama daha önemlisi bireysel oyuncuların o çalım atma yeteneği, dikine driplingleri, pas verip yine ikinci, üçüncü pozisyonlara gitmeleri. Mesela buraya gol, da bakarsak o tarz bir gol. Aslında şimdi bu hangisi? Hangi bilerek golü? Hocam bunları seçtik. Yani Beşiktaş'ın Quaresma'nın yaptığı asistlerdeki golleriyle aslında şu goller arasında gelişim açısından bir benzerlik var. En az 3 oyuncu ceza sahası içinde yerden ya da havadan bir pas. Aslında bu yöndeki gol atma şekli benziyor diyebiliriz. Oyunsal anlamda da öyle. Sadece dediklerim var işte. Daha dinamik takım, daha tempolu takım. Ve bu takımlara karşı hata yapma payın yok. Oyun, topu oyuna sokarken top kaybettiğin an bir an 3, 4, 5 kişiyle kalendeler. O derece tempoları var. Yani Alman futbolunun en büyük özelliği savunmadan hücuma geçiş ve hücumdan savunmaya geçişleri, o geçişleri mükemmel yaparlar. Bizde genelde hücum yaparken top kaybeden oyuncumuz şöyle bir gider bakar, ondan sonra reaksiyon verir, savunma pozisyonu alır. Veya savunmadayken topu kazandığın an hücum reaksiyonu vermek. İşte bunu mükemmel yapan bir takım. Fark orada ortaya çıkıyor. Bu takıma karşı hiçbir zaman hücuma çıkarken topu kaybetmeyeceksin. Mental bakış açısından bahsettiniz hocam. Mesela Bayern Münih teknik direktörüsünüz. İşte Almanya saatiyle de 12'de kura çekimi var. Antrenman koymuşsunuz oraya. Bir an kaçırdınız işte, bir hafta öncesinden koydunuz. Abi baktınız kura çekimi var. Saat 12'de değiştirir misiniz saati? Kura çekimini izleyelim oyuncularla beraber diye. Yoksa antrenmana devam eder misiniz? Aynen, antrenmana devam. Aynen de Bayern Münih antrenmana devam etmiş ve antrenman bittikten yarım saat, yani kura çekimi bittikten yarım saat 45 dakika sonra Beşiktaş'ın çıktığını öğreniyorlar. İşte yani profesyonellik, Alman zihniyeti, futbola bakış açısı, sadece Almanya değil Avrupa'da, diğer ülkelerde de olabilir bu. Ama bir teknik adamın tecrübesi, bilgisi, futbola olan yaklaşım budur işte. Yani o ayrı orada bir iş. Umursamıyor değil. O ayrı bir iş. Yani Barcelona da çıkabilir. Yani mesela bir futbolcu olarak Bayern Münih'li futbolcuya eşleşmede Barcelona da çıkabilirdi. Merak eden hani bence hani ben futbolcu olsam içimi kemirirdi ama işte Bayern Münih'li futbolcu olmak belki bunu gerektiriyor. Onlar rakibin kim olduğunu çok fazla umursamıyorlar. Barcelona, Barcelona, Beşiktaş, Beşiktaş. İçlerinde umursarlar. Yani böyle bir şey yok. Futbolda her şeyi ciddiye alırsın, umursarsın. Hı-hı. Ama
Yani zaten çıksın belli olacak. Onu, yani kendi oyununa biraz daha odaklanan bir takımdan bahsediyor. Tabii kendine, yani önemli olan benim diyor. Benim disiplinim diyor. Benim çalışmam diyor. Zaten karşıma Beşiktaş'ta çıksa, Barcelona'da çıksa ben gereğini yapacağım. Neyse o mental olarak, fiziksel olarak, taktiksel olarak yapılması gereken ben bu takıma da yapacağım, buna da yapacağım diyor. Orada o işin popülizm kısmı, işin o hani biraz daha renkli kısmı, magazin kısmı Avrupalı özellikle bayan kısmını hiç ilgilendirmiyor. Son olarak şunu sorayım hocam. Tabii Şenol Güneş'in son dönemlerde Beşiktaş teknik direktörüyken daha çok doğrularını konuştuk ama Beşiktaşlar da arasında şunu tartışıyor. Mesela Negredo daha fazla şans bulmalı mı? Cenk'in yerine özellikle. Yanına değil ama Cenk'in yerine. Bulsun. Niye Cenk buldu? Gomez varken arkasındaydı. Hı hı. Zorladı, zorladı. Ya şunu söylüyor Beşiktaşlar. İşte kupada iyi bir performans. Galatasaray derbisinde oyuna girdi. Gol attı. Hani aslında formu yükselen bir Negredo vardı derler. Lens açısından 3 gol, 3 asistlik bir performans ortaya koyuyorsunuz. 2 gol, 3 asist galiba. Kupa maçında. Formunuz yükseliyor ama şans bulamıyorsunuz. Dışarıdan böyle görünebilir Erkut ama şu var. Yani Manisa, ilk Manisa maçına kadar neredesin? Sonra Galatasaray maçı mükemmel oynayan bir takım. Onun içine giren bir Negredo son dakikalarda çok güzel bir gol. Yani bu şekilde öne çıkıyor ismin. Ya ama o 12 haftadır neredesin? 13 haftadır neredesin? Cenk'i daha fazla zorlaman gerekmez mi? Tabii ki hoca da... Alanya maçını da unutmayalım ama hocam. Alanya'da da 3 puanı getiren gol attı. Ya tabii ki. Yani her iki tarafı da var bu işin. Bu kadar Cenk'e yük binmişken Negredo ile Kayseri'de başla. Elinde koz olsun Cenk. O da olabilir. Yani bunlar olabilecek şeyler. Ama son ya oynanan... da daha erken. Daha erken oyna. Rakip 10 kişiyken. Eleştirilecek kısım son maçla ilgili daha büyük bir eleştiri gelebilir. Quaresma sahada yok. Yani sana ikinci yarının ilerleyen dakikalarında bir reaksiyon vereceği ümidini taşımıyorsun. Görüyor yani herkes görüyor bunu. O zaman alabilmen lazım. Aman yine kırılır mı, üzülür mü, işte bozulur mu? Yok. Lens var elinde güçlü. Hele Leipzig maçında acayip performans göstermiş. Penaltı yaptırmış. Yani sokabilirsin. O tip şeyler var. Yani oyunculara da o şansı verip aslında kamuoyunu da hoca kendi üzerindeki baskıyı da rahatlatabilir oynatarak. Peki Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'da Akhisarspor karşısında ilk yarıyı 2-0 geride tamamlamıştı. Sonrasında Galatasaray'ın ikinci yarıda bulduğu gollerle önemli bir galibiyet geldi. Tabii ki Akhisar'ın da kırmızı kart görmesiyle, 10 kişi mücadele etmesiyle Galatasaray ikinci yarıdaki bu bir adam fazla oynamayı taraftarının da desteğiyle avantaja çevirdi. Devre arasında düşünmüş müydünüz hocam Galatasaray bu maçı bir şekilde çevirir diye? Kesinlikle. Yani görüntü oydu zaten. Özellikle rakip kırmızı neydi bakıyorum şimdi ne zaman kırmızı kartı gördü ona bakıyorum ama burada göremedim. Şimdi ilk yarı oynanan oyuna baktığımızda yenik durumda olan bir takım. İşler yürümüyor. Bir reaksiyon gerekiyor. Igor Tudor'u daha zorlu maçlarda kendince yaptığı şeylerle, o olumsuzluklarla kendini zor duruma düşürdü. Aslında takımla birlikte yarattığı o oyun birinci haftadan yedinci haftaya kadar veya o zorlu maçların arasına giren maçlarda veya son maçta kendine has bir tavrı var ve bunu çok iyi yapıyor. Bunu takıma verse aslında bu özgürlüğü, bu güveni verse o zorlu maçlarda da daha farklı bir Galatasaray görebilirdik. Son maçta bunu yine yaptı. İşte ikinci yarı Denayer, Fernando, Serdar üçlüsüne döndü. Rodriguez, Lines, ortada Belhanda, Ndiaye, önde de Feghouli, Yasin, Gomis şekline döndü. Ya bir anda oyunun şekli değişti. Tabii bunda reaksiyon veren oyuncular var. Fernando'nun o üçlü savunmanın ortasında oynuyor ama orta sahaya destek verir şekilde rakip bir kişi eksik aslında olduğu hocam, için. Aslında dörtlü savunma oynarken de Fernando zaten oyun kurulurken iki stoperin arasına gelip orada topu alır vaziyette. Yani top Galatasaray yarı sahasından çıktıktan sonraki Fernando'nun rolü değişiyor. Normalde yine dörtlü savunmayken oyun kurulduğu sırada aslında üçlü stoper
formasyonu oynuyor zaten. Yine oraya dönüyorlar ama burada temel bir dönüş yaptı. Ama burada çok güzel bir anlayış getirmiş. Fernando'ya da onu vermiş. Top rakipteyken üçlü pozisyonu al. İşte bir tarafta Rodriguez, bir tarafta Lines. Ama top bize geçtiği zaman oyuna gir demiş. Daha 48. dakika mıydı? Çok güzel gitti, desteğini verdi, topla buluştu, mükemmel bir gol attı. Yani oyuncular ikinci yarı reaksiyon verdiler. Bu reaksiyon verildiği an oyunun gidişatı değişir. Bu kadar tempolu oynayan, rakip bu kadar eksikken, gelemezken, doğru dizilişle birlikte çok etkin bir Galatasaray izledik. Yani Bursa maçı da aynı şekilde. Mağlup durumdaydı, hemen üçlüye geçti. Oyuncular reaksiyon verdi, maçı bir şekilde kurtardılar. Bu maç da o şekilde oldu. Peki Tudor'la ilgili belki bazı soru işaretleri vardı Galatasaray camiasında ama son Okan Buruk'un açıklaması, sonrasında Fatih Terim isminin alınması camia bir anda tam ikiye bölünmüş gibiydi. Tudorcular ya da Tudorcu olmayanlar gibi. Sanki biraz Tudor'a yönelik destek de artıyor gibi özellikle bu maçın ardından. Okan Buruk'un açıklaması çok konuşuldu hocam. Bir izleyelim. Bir teknik adam gözüyle de sizin görüşünüzü merak ediyorum. Akhisar maçından sonra Akhisar Spor teknik direktörü Okan Buruk'un Tudor'la ilgili sözlerini izliyoruz şimdi. Yani yan kulübeye bakıyorum. Yapmadıklarını bırakmadılar. Ve en son mecbur kaldılar ve oradan birini gönderdiler. Yani bunun neden olduğunu bilmiyorum. Ben bir insan olsam, insan olmak çok önemli bir şeydir. Yani insan yerine koyulmak da çok önemli bir şeydir. Burada herkesi insan yerine koymaları gerekiyor. Yani burada sırf Akhisar başka bir takım değil. Türkiye'deki bütün takımları eşit seviyeye getirmek gerekiyor. Yani böyle yaptıkları sürece Türk futbolu bir yere gelmiyor ve ilerlemiyor. Ben bugünkü adaletsizlikten dolayı çok üzgünüm. Ayrıca yan taraftaki kulübenin bana yaptıklarını görseniz, yani maçın başından itibaren bana doğru konuşmaya başladı hocam, Igor Tudor. Yani bu kadar vasıfsız bir insan Galatasaray kulübesinde duruyorsa gerçekten bundan utanç duyuyorum ben. Eski Galatasaraylı futbolcu olarak bundan utanç duyuyorum. Devamlı bana konuştu, devamlı bir şeyler dedi. Yani teknik adam teknik adamla konuşur mu? Teknik adam teknik adamla iletişime girer mi? Yani ne olursa hocam, olsun. Neler yaşandı hocam orada? Ya bilmiyorum, devamlı bana, ben hakeme bir şey dediğim anda dönüp bana bir şeyler söylüyor, bir şeyler konuşuyor. Yani böyle ikinci sınıf hocaların burada çalışması da üzücü tabii ki yani. Yani gerçekten buna çok üzülüyorum. Yani sen benimle ne işin var? Ben bir teknik adamım. Ben maça bakıyorum, sahaya bakıyorum, hakeme bakıyorum. Kendi işine baksana. Evet, sıcağı sıcağına yapılmış bir açıklama. Ama Okan Buruk da bu camianın içinden çıkmış bir isim. Özellikle bu açıklamanın ardından Tudor'u sevmeye başlayanlar ya da destek vermeye başlayanların sayısının arttığını da en azından çevremdeki Galatasaraylılardan gözlemleyebiliyorum. Şimdi önce adaletsizlikten bahsediyor. Herhalde orada tamamen hakemin almış olduğu kararlardan dolayı onu söylüyor. Yani Türk futbol ortamında büyük takım, küçük takım, işte hakemler bu tarafa daha fazla destek veriyor. Yani Türkiye'nin gerçekleri var. Dolayısıyla o gerçeklerin dışında konuşmanın da fazla anlamı yok. Çünkü yıllar yılı ben de dahil, yani büyük takımda oynayanlar bunları yaşıyorsun. Yani Okan Hoca da bu konuda yeterince tecrübeli. Okan Hoca'nın psikolojik olarak bu derece fevran etmesinin asıl sebebi bence Akhisar'da işler iyi gitmiyor. Yani hoca ciddi bir şekilde bir baskı altına da girmiş. Oyunsal anlamda verilen kararlarla ilgili işte kırmızı kart verilmeyebilirdi. Yani bunlar her maçta her takıma karşı olan şeyler. Şey de atıldı, Gomis de atıldı. Yani Gomis'in de öyle ciddi bir darbesi olduğunu ben görmedim. Tamam, belki bir hareket var ama diğerinde olduğu gibi. Teknik adamlar tabii içinde bulundukları durumu tolere edebilmeliler, olgunluk gösterebilmeliler. O camianın insanı, yabancı bir teknik adam gelmiş, yeterince saygı göstermiyor teknik adama. Yani hayatı Galatasaray'da geçmiş. İkinci sınıf teknik ama direktör sözü bu, çok eleştirildi zaten. Bu olgunluğa erişmiş, hayatı milli takımlarda ve Galatasaray'da futbol oynayarak geçirmiş bir teknik adamın da bu şekilde ifadelerde bulunmaması gerekir. O ifadeler kişinin kendisine gitmez. Camiaya gider, taraftara gider. Onun geri dönüşü de hoş olmaz. Onun için Akhisar'ın içinde bulunduğu durumdan dolayı bu şekilde davranmamalı. Daha soğukkanlı durabilirdi.
orada hata yaptı diye düşünüyorum. Ama bu Igor Tudor'un da sağ kenarında takımıyla ilgilenmesi gerekirken yandaki teknik adamla, yedek kulübesiyle, dördüncü hakemle. Ya sen işine bak. Yani o da şunu hiç göz ardı etmeyelim. Ben Okan'ın bu söylemlerini tasvip etmiyorum. Ama inan bana 7 haftada bu kadar başarılı giden Igor Tudor, Fenerbahçe maçı, sonra Başakşehir maçı, Trabzon maçı, Beşiktaş maçı istediği gibi gitseydi bir canavar görürdük karşımızda. Yani karakteri... Yani şov yapan bir teknik adam görürdük. Yani o anlamda, değil yani. Hani şov yönü öne çıkacak. İnsanlara yeterince, yani diğer unsurlara yeterince saygı göstermeyen, kendini önemseyen bir teknik adam görebiliriz. O da çok genç ve heyecanlı. Galatasaray gibi camiada olmanın havası cıvasını da yaşıyor. Başarıyla birlikte o tarz bir teknik adama doğru da gidebilir. Ama Okan Hoca bir teknik adam ve faal teknik adam olduğu için kendi rakibi hakkında da öyle konuşmamalı. Peki Galatasaray derbisinden sonra Galatasaray yönetimi Igor Tudor'un göreve devam etmesi yönünde bir karar aldı. Şu maça kadar, Akhisarspor maçına kadar Fatih Terim'in Galatasaray'a döneceği yönündeki haberler yüksek sesle okunuyordu. Biraz sanki bu hafta onun daha dengeli olduğunu sezinledim ben. En azından görsel basını takip ettiğimde. Şöyle bir bakalım dedik. Fatih Hoca gelmek istiyor mu Galatasaray'a bilmiyoruz. Öyle bir açıklaması yok hocanın. Tabii ki milli takımın başındayken her zaman için Galatasaray'a yönelik işte bizim camiamız sözlerini hatırlıyorum. Ama Fatih Hoca'nın 2011-2012 sezonu, yani nedir o sezon? Beşiktaş'ın feda sezonu, Samet Aybabalı sezonu, işte birçok yıldızı gitmiş, işte Hasan Türklerle, sorunların büyük olduğu, evet, Mehmet Akgünler'le oynamaya çalıştığı bir sezondan bahsediyoruz Beşiktaş'ın. Fenerbahçe 3 Temmuz sürecinden çıkmış, birçok yıldızı gitmiş, Trabzonspor yine o süreçten yara almış ve Fatih Hoca Galatasaray'ın başına geçmiş ve o sezon ilk 15 haftada kaç puan toplamış Fatih Hoca Galatasaray'ın başında, bir ona bakalım. Bir karşılaştırma grafiğimiz var değerli izleyenler. Fatih Hoca 2011-2012 sezonu itibariyle Galatasaray'a geliyor, 31 puan topluyor 15 hafta içinde. Sonraki sezon, ki o sezonun devre arasında hatırlayalım, Drogba, Snyder gibi oyuncular gelmişti. İki defa şampiyon olduğu seneden bahsediyorum. Üst üste iki yıl şampiyon olduğu sezondan bahsediyorum. Sonraki sezonda 15 hafta kalmadığı için onu baz almadık. Yine 2012-2013 sezonunda Fatih Hoca 29 puan toplamış Galatasaray'ın başında. Çok eleştirilen Igor Tudor ve yerine Fatih Terim gelsin denilen Igor Tudor ise bu sezon 15 haftalık periyotta 32 puan üretmiş Galatasaray'ın başında. Bu kıyaslama ne kadar doğrudur değildir bilemiyorum ama o zamanki Galatasaray'ın rakiplerinin şartlarını da sundum. Yani bu sezonun Galatasaray'ın rakiplerinden biri, son iki sezonun şampiyonu Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne iyi. Örnek verelim, Feyyaz Uçar'a göre, Sanlı Sarı Alioğlu'na göre tarihin en iyi Beşiktaş kadrosundan bahsediyoruz. Nispeten güçlenmiş bir Fenerbahçe'den bahsediyoruz. İğmesi yükselen bir Başakşehir'den bahsediyoruz. Bu takımlarla yarışırken 32 puan toplayan bir Tudor var. Evet, yani bunu doğru analiz etmek lazım. Şimdi Fatih Hoca'nın o iki senesinde Sayın Başkan Ünal Aysal, değil mi, başkandı? Evet. Ve onun futbola bakış açısı sağ başarısı için önce takımı kurmaktı. Transferler yapmaktı. Bu borçlanıyor oluyorsa kulüp borçlansın ama takım yapmak ve şampiyonluğa gitmekti. Bunu Fatih Hoca başardı. Ama hangi başkanla? Ünal Aysal başkanla, paraların harcandığı bir dönemde. Şampiyonluk geldi. Şimdi aynı şekilde Galatasaray, Sayın Başkan uzun süreden beri Galatasaray'ın ekonomisini düzeltme adına mücadele veriyor. Ama gittikçe küçülüyor. Eleştiriler büyüyor. Bir yerler satılıyor, ediliyor. Yeter ki Galatasaray faydası olsun diye. Baktı ki bu iş böyle gitmiyor. Başkan kesenin ağzını açtı. O satılan yerler, para akışını takıma yöneltti. Transferleri yaptı. Bugün çok etkili bir takım kuruldu. Başına da Igor Tudor getirilmişti zaten. Şimdi Galatasaray'ın bugün itibariyle
sene sonuna geldiğinde şampiyon olma zorunluluğu var. Şampiyon olmak zorunda olan bir takımın hocasının da nasıl olması gerekiyor? Tamam, sahada takımını çalıştırıyor, puanları topluyor ama aynı zamanda şöyle bir karaktere ihtiyaç görüyorum ben. Eleştirimlerimde onu yapmıştım. Bütün unsurlara hitap etmen lazım. Taraftara, yönetime, başkana, oyuncular zaten senin en etkin bölgün. Onların üzerinde bir hakimiyetin olması lazım. Medyaya, yani her yere hitap eden bir tecrübede, bilgi birikiminde olman lazım. Igor Tudor'da eksik görünen bu. Yoksa Igor Tudor'un topladığı puana baktığımızda şu anda 32 puan çok yeterli. Ama şöyle bir endişe var herkeste. Igor Tudor sezon sonuna kadar daha çok maç var. Çok zorlu maçlar var. O zorlu maçlar geldiği zaman Fener, Galatasaray, Beşiktaş, Başakşehir gibi maçlarda yine aynı şeyleri yapar mı? Onun bu tecrübesi buna yeter mi? Veya bu süreçleri yönetebilir mi? Biz şunu gördük. Igor Tudor bu süreçleri yönetemiyor. Dolayısıyla Galatasaray'ın en büyük karakteri teknik adam olarak Fatih Terim'dir. Bütün unsurlara hitap edebilir. Oyuncuları da etki altına alabilir, etkileyebilir onları. Ama Fatih Terim olmazsa yine öyle bir karakter olmalı ki o teknik adam yine Türk futboluna, camiaya, her yere, basına etki yaratacak, oyuncular üzerinde de ciddi bir etki yaratacak teknik adam olmalı. Aslında hocam Galatasaray'daki mesela problem demeyelim de şu anda yarattığı imaj açısından konuşalım. Mesela Belhanda sizce iyi bir sezon geçiriyor mu? Hayır. Galatasaraylılara sorsak ne derler? Yok. Ama 6 asist 2 gollük bir performans var mesela baktığınızda. Yani nerede? Galatasaray forması diğer bu maçlarda. Ya bu sezonu için söylüyorum. Ama diğer maçlarda. Yani derbi olmayan karşılaşmalardan bahsediyorsunuz. Ya büyük maç kazandırmalı. Ya da öyle tat kurmalı. Mesela Gomis konusunda kimsenin şüphesi yok. Ya da ne bileyim Fernando konusunda kimsenin şüphesi yok herhalde. Tabii. Dolayısıyla da hani burada tamam toplanan puanlar, atılan goller, yapılan asistler bir tarafta bir şey diyemiyorsunuz uzaktan baktığınızda ama dışarıdan takımı izlemeye çalıştığınızda, içine girmeye çalıştığınızda da ya bu takım nasıl bu kadar puan topladı da diyebilirsiniz bir anlamda. Yok, hak ediyorlar. Yani ortaya koydukları o coşkulu oyun, öne doğru, hücuma doğru oyun, hani gol yeme pahasına sürekli gol arayan oyun, bu çok güzel. Yani bir takım karakteri var ortada. Zaten o oyun tribünleri dolduruyor aslında. Tabii ki coşkuyla birlikte keyif alıyor herkes çünkü ve takımına inanıyor. Ne zamana kadar? Igor Tudor rakibinden çekinip bir şeyler yapmaya kalktığı zaman. İşte bir anda üçlü savunma yapması, bir anda orta sahada diamond sistemi kanatsız oynaması gibi, ikili forvet oynaması gibi. Aslında senin çok güzel örnekleri var. Sen normal oyununu oyna, gerektiği zaman üçlüye geçip reaksiyon verdiriyorsun takıma. Bursa maçında olduğu gibi bu son oynadıkları ne maçıydı? Akhisar maçı olduğu gibi. Senin oyunun bildiğimiz 4-2-3-1, coşkulu oyun, hücum futbolu, netice almak istiyorsun ve alıyorsun. Netice alamadın, oyun berabere gidiyor veya yenik durumdasın, reaksiyon gerekiyor. Üçlüye geçtin, kanatları açtın, bir anda oyunun rengini değişti. Böyle kal. Niye karşına Fener gelince, Başakşehir gelince bambaşka şeyler? Ben etkilendiğini düşünüyorum hocam. Hani neticede İtalyan futbolunda tanıdığımız bir isim. Her ne kadar Hırvat olsa da. Örnek verelim, geçen sezonun Roma'sı Spalletti. Üçlü savunma oynattı. Üçlü savunmanın her versiyonunu oynattı. 4-2-3-1 oynattı, 4-3-3 oynattı. Tamam. Yani her maç farklı bir formasyonla çıktı. Bu takım ikinci oldu mesela. Juventus'un hocası Conte üçlü savunma bırakmıştı. Dörtlüye döndü, üçlü yaptı maçına göre. Bu olabilir, olabilir. Ben oralardan etkilendiğini çok düşünüyorum. Çok doğru. Ama bu takımların çok derin kadrosu var, ama geniş kadrosu var. Sadece geniş kadroyla ilgili değil, takımın olgunluğuyla ilgili. Sen bu takımla ne zamandır çalışıyorsun? Sen bu takımın üzerindeki oyunda, sistemde yaptığın değişiklikleri oyuncuların algılaması için ne kadar çalıştın? Oyuncuların en büyük özelliği kendi mevkilerinin patronudur. Sen başka işlere giriştin, bir anda diamond sisteme girdin, önde Gomis ile Eren oynuyor, arkalarında Belhanda mı oynuyordu? Üçlü var. Aslında bu üçlü Eren, Gomis, Belhanda da olabilir. Ama sen böyle oynattın. Maç oynanıyor.
Belhanda, Gomis, Eren nereye gidip kime basacaklarını bilmiyorlar. Çünkü o oturmamış, çalışılmamış alışkanlık bir şey. Ama dediğin gibi İtalya'da hocası bunu uzun süredir çalıştırmış, oyunculara sindirtmiş. Oyuncular biliyor ki bu sistemi oynarsak böyle oynayacağız, diğerine geçiş yaparsak böyle oynayacağız. E sen bunu kendi kafana göre yapıp oyunculara sadece söylemle yaptırmaya çalışırsan Belhanda nereye koşacağını, kime basacağını bilemez o zaman. Evet. Sorunlar da arka arkaya gelir. Ama sonuç itibariyle şu güvensizliği oluşturan kendisi. O yüzdendir ki daha önemli bir karakter aranıyor Galatasaray'da, aranmalı. Güven yok çünkü. Hoca genç, heyecanlı ve yanında da belki futbol aklı yok. Hani onu etki edecek. Sanki hocam o arayışlar biraz durulmuş gibi. Evet. Haber alıyoruz diyelim en azından Galatasaray cephesinde. Fenerbahçe'nin çıkışı var. Yani iki karşılaşma kalmış durumda Süper Lig'in ilk yarısının tamamlanmasına ama bir bakarsanız ilk yarıyı lider bile tamamlayacak pozisyona gelebilir Fenerbahçe. Burada ben bugün biraz daha Giuliano'yu ön plana çıkaracağım. Çünkü Aykut Hoca'nın performansını burada çok fazla değerlendirdik. Giuliano 14 maçta 8 gol attı, 1 asist yaptı Fenerbahçe formasıyla. Tabii ki bunların arasında penaltı golleri de var. Ama geçen sezon Zenit performansı da sezon genelinde 8 gol ve 5 asist şeklindeydi. Bir de tabii ki baktık Giuliano'nun hangi karşılaşmalarda gol attığına. Attığı goller hep puan getiren. Yani işte 1-0'lık Bursa maçının tek golünü atmış. 1-0'lık Antalya maçının tek golünü atmış. 4-2'lik Kasımpaşa maçında 2 gol kaydetmiş. 1-1'lik Osmanlı Spor maçında 1 gol atmış. Beşiktaş'ı 2-1 yendiği maçta Fenerbahçe adına golü kaydeden isim olmuş. Attığı goller de değerli aynı zamanda. Biraz Giuliano'yu konuşmak istiyorum hocam. Siz sezon başında çok söylediniz. Kanatta değil biraz daha forvet arkasında onun atak kombinasyonlarının merkezinde olması gerekli diye. Şu anda herhalde sizin istediğiniz kıvamda ya da pozisyonda oynayan bir Giuliano izliyoruz. Şöyle yani şimdi Aykut Hoca çok büyük sorunları atlata geldi bugünlere. Gelirken de tabii ki bazı sancılar yaşadı. Takım direncini yüksek tutmak için Giuliano'yu biraz sağa doğru atar gibi oldu. Aslında istememesine rağmen yeter ki orta saha biraz daha güçlü olsun diye. Sonra taşlar yerine oturdu. Giuliano'yu zaten hiçbir zaman öyle oyundan sürekli çıkaran bir hoca görüntüsünde olmadı. Hep oynayan oyuncu oldu. Çıkan Valbuena oldu. Niye bunu yaptı hoca? Çünkü Giuliano'nun çok farklı özellikleri var. Sadece gol noktalarında etkili olan, gol atan oyuncu değil. Aslında oyunu geçişi sağlayan, savunmadan hücuma geçiş oyununu sağlayan en önemli oyuncu. İşte oynanan son Kasımpaşa maçında bunu artık zirveye taşıdı. Yani bir maç bu kadar mükemmel oynanabilir. Giuliano'nun merkezde olduğu, geçişi sağladığı bir maçta Şener'in performansı, Dirar'ın performansı ilk defa zirve yaptı. Diğer tarafta Atıf geliyor. Yani Giuliano çok zeki, lider oyuncu. Oyunu kafası yerde oynamıyor. Sürekli arayış içerisinde. Arkadaşlarını pozisyona sokmak, ikinci, üçüncü pozisyonlara gelme adına çok hareketli bir oyuncu, zeki oyuncu. Tam ben onu çok rahatlıkla söyledim. Yani bizim dönemde vardık. İşte bir Alex vardı ki Alex muhteşem bir oyuncuydu. Ama ben Giuliano'yu Fenerbahçe'nin vazgeçilmez oyuncusu olma yolunda ilerlediğini görüyorum. Çünkü futbol karakteri de çok uygun takım oyununa. Bunu da ortaya koyuyor. Sorumluluk alıyor. Gole giden yolları açan en önemli kilidi açan en önemli oyuncu konumunda. Fiziksel olarak çok iri yarı değil ama tempolu. Yani oyunun içinde hep var. Diri, yere sağlam basıyor. Teknik ve sorumluluk. Mesela sezon başında fiziksel gücünü sorumlu biraz var. Eleştirmiştik hocam. Evet. Ki Rusya Ligi daha erken açıldı. Ona niye hazır gelmedi demiştik. Şu anda iyi mi? Oraya doğru geldi. Yani bence o Kasımpaşa maçı onun zirve yaptığı maçtı. Yani bu derece tempo yapabilir, coşkulu olabilir insan. Gol noktalarında bu kadar kendinden emin olabilir. Arkadaşlarını pozisyona sokabilir. Top kaybında da biz Giuliano'yu 30-40 metre geriye koştuğunu da görüyoruz. Fenerbahçe'nin en büyük eksiği işte Emre Belezoğlu varken de Emre'yi öne çıkarırdık. Bugün Aykut Hoca'yı ben kutlamak isterim.
vazgeçmedi. Onun en vasat olduğu maçlarda bile ısrarla onu oynattı. Israrla oynattı. Ona o sorumluluğu verdi. Bugün belki kolunda kaptan kolluğu yok ama takımın kaptanı şu anda Julian. En azından sağ içindeki lideri. Bir de bence takdir edilmesi gereken bir teknik adam daha var. Trabzonspor'a geldikten sonra Trabzonspor'un kazandığı ivmeden bahsedebiliriz. Rıza Çalınbay yönetimindeki Trabzonspor Süper Lig'de 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 mağlubiyet, 1 beraberlik elde etti değerli izleyenler. O performans da görüntüye gelsin. Türkiye Kupası'nda da 3'te 3 yapmış bir teknik adamdan bahsediyoruz. Şu anda Süper Lig'deki puan ortalaması Rıza Çalınbay'ın 2.29. Şunu merak ettim ben, acaba dedim geçen yıl Şenol Hoca'nın puan ortalaması neydi Süper Lig'de diye. 2.26, tabii ki burada Trabzonspor'un büyük maçlarını oynamadığını söyleyelim Rıza Çalınbay önderliğinde, ama en azından geçen sezonki Antalya'ya kattığı seriyi, ki Antalya Spor'un başında da tam 2 net puan ortalaması yakalamış bir teknik adamdan bahsediyoruz. Belli ki hoca bir takıma yeni geldiği zaman oranın ivmesini kısa sürede yukarıya doğru çıkarabiliyor. Burada da hocanın hakkını teslim etmek lazım. Tabii Rıza Hoca özel bir insan. Bir kere karakter yapısı çok disiplinli, isteklerini takıma net veren. Geçen sene Antalya Spor'un içinde bulunduğu durumu hatırlıyoruz. Gitti ve muhteşem bir... Gitti, ilk maçını kaybetti. Sonra evet, muhteşem bir performans. Seri yakaladı. Burada da Trabzon'a geldiğinde ilk maçı kaybetti galiba, evet, değil mi? Yine kaybetti ama ondan sonra isteklerini oyuncular daha rahat algılayabiliyor. Nedir bu? Öyle çok Amerika'yı yeniden keşfetmeye gerek yok. Rıza Hoca demek takım disiplini demek. Bir kere oyunsal anlamda oyunun savunma bölümünü disiplinli oynaman gerekiyor. Gol yemeyeceksin. Yani bunu oyuncular iyi algıladığı zaman, bu demek değil ki 11 kişi gidip kendi kalelerinde savunma yapacaksın değil. Her bölgede, hangi bölgedeysen doğru savunma yapacaksın. Rıza Hoca bunu yapıyor. Bu arada bu periyotta Galatasaray'ı da Rıza Çalınbay önderliğinde yendiğini söyleyelim Trabzonspor. Değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Hem de nasıl yendi? Yani o yenmenin ötesindeydi. Evet. Onun içerisinde çok şey vardı. Yani bir kere mental olarak o kadar güçlü çıktılar ki rakibi orada sahada mücadeleleriyle ezdiler bir kere. Kımıldatmadılar. Onun dışında da oyunsal anlamda istediklerini elde ettiler. Yani Rıza Hoca'nın zaten karakteristik yapısı bu. Kaldı ki orası Antalya değil. Burası Trabzon. Antalya'yla da puan almıştı. Tabii aldı da ama Trabzon farklı bir yer. Oranın dinamikleri çok farklı. Orada olaya hakim olmak, beklentilere cevap vermek hiç kolay değil. Ama o kendine has yapısıyla o zorlu camiada merkeze oturdu ve bir birliktelik oluşturdu. Ama bugün daha gelinen noktada 25 puana ulaştılar sanırım. Değil mi? Yanılmıyorsam 25 puan yaptılar. Ama daha bu hiçbir şey değil. Bunu bir 7 hafta daha sürdürmeleri lazım ki o zaman biz diyebilelim, ha, Trabzonspor'da Rıza Hoca ile birlikte gelebiliyor. Puan durumu da programın sonunda görüntüye böyle geldi hocam. 25 puanı var Bordo Mavili takımın. Son bir dakika içindeyiz. Başakşehir'le de ilgili dikkat çekici bir nokta var. Son iki sezondur iç sahada kaybetmiyor. Genellikle de puanlarının birçoğunu iç sahada kazanıyor ama bu sezon deplasmanda 13 puan kaybetti Başakşehir. Sanıyorum şampiyonluğa ulaşması için deplasman performansını mutlaka ama mutlaka yukarıya çıkarmak zorunda. Geçen sezon deplasmanda 3 mağlubiyet almış. Aslında kötü bir sayı değil şampiyonluk yarışının içinde. Burada oyunu nasıl değiştirebilir? Bu bir dakika içinde nasıl özetleyebiliriz Başakşehir'in oyunu? Şöyle diyelim, onların oyunları belli. Hocasıyla, takımı, oyuncuları bu işi oturtmuşlar. Bu Sivas'tan aldıkları yenilgiyi alırken bile karşımızda bir büyük takım oyunu görüyoruz. Bunu artık oraya ulaşmışlar. Artık o kritik, anlık şeylerde hata yapmamaları lazım. Karşılarında stratejik olarak çok doğru hazırlanmış bir Samet Aybaba hoca vardı. Başka türlü yenemezdi zaten Başakşehir'i. Öyle bir yenilgi aldılar. Ama genel bir değerlendirme yaparsak bu ligdeki en değerli takımların başında Başakşehir geliyor. Ama en büyük şanssızlığı bu sene şampiyonla Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş oynuyor. Bir tane rakibi yok, 3 tane rakip var. O yüzden
Şampiyonluk şansı daha düşük. Ki bu rakiplere karşı da kaybetmeyen bir. Kaybetmemesine rağmen. Başakşehir'den bahsetmek lazım. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Tabii ki en büyük teşekkür size. Bize eşlik ettiğiniz için tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalınız.